2010 yılında Amerika'nın Milton şehrinin karayollarından birinde cansız bir beden bulundu. Bu cansız beden o kadar deforme olmuştu ki kimse ölen kişinin kimliğini dahi tespit edemedi. Bu vakanın soruşturulması dedektifler için mistik bir gizem olarak kalabilirdi. Ancak onlar bu hikayedeki gerçeği bulmaya yardımcı olan en inanılmaz teorileri bile test etme cesaretini gösterdiler. İyi seyirler dilerim. Milton, Boston'ın iyi banyolarından biridir. Amerikan finans medyası olan Money adlı kuruluşa göre Milton şehri birkaç kez Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanabilecek en iyi 10 şehir arasında yer aldı. Milton'ı ziyaret eden herhangi bir turist, tarihi merkezini, kolonyal tarzda evlerini ve kalın ağaçlarla dolu sokaklarını görünce refahı fark edebilir. 2010 istatistiklerine göre Milton'ın nüfusu sadece 27 bin kişiydi ve bu şehrin suç oranı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en düşük şehirlerden biri olarak kabul ediliyor. Milton'da cinayetler ve suç olayları çok nadirdi. Ancak 15 Kasım 2010'da yerel 911 servisi bu şehir için çok sıra dışı bir telefon aldı.911'e yapılan bu çağrıya göre arayan kişi yolda ne bulduğunu tam olarak açıklayamadı. Arayan kişinin tereddütü polisin olay yerine gelmesiyle ortaya çıktı ve gördükleri karşısında da şaşırdılar. Polis raporuna göre Briarbrook Caddesi'ndeki yol üzerinde cansız bir insan bedeni yatıyordu. Ancak beden o kadar deforme olmuştu ki ilk bakışta tarif edilmesi zordu. Hayatını kaybeden adamın çok sayıda açık yarası ve kırık kemikleri vardı. Kafası ezilmiş görünüyordu ve beyni ise kafatasından ayrılmış bir şekilde asfaltın üzerinde duruyordu. Bulunan cansız bedendeki yaralara bakıldığında bu şahsın çok ağır bir şekilde hayatını kaybettiği anlaşılıyordu. Kimliği belirlenemeyen adamın cansız bedeninde yırtık kot pantolon dışında hiçbir kıyafeti yoktu. Polis ilk bakışta bu cansız bedeni inceleyerek şahsın koyu tenli, atletik yapılı bir genç olduğunu tespit etti. Bulunan cansız bedenin bir tarafında asfalta sürtünmeden oluşmuş gibi görünen yaralanmalar olduğunu fark ettiler. Polis yetkilileri birisinin bu cansız bedeni asfalta sürüklemesi durumunda bu tür yaraların meydana gelebileceğini öne sürdü. Olay yerinde yapılan incelemede hayatını kaybeden şahsın kimliğini tespit edebilecek herhangi bir belgeye rastlanılmadı. Ancak polis ekipleri cansız bedeninin yanında onlarca küçük plastik kart parçası buldu. Bunun bir banka kartı veya bir tür mağazanın kartı olabileceğini öne sürdüler. Ancak soruşturmanın bu aşamasında bunu bulmak zordu ve kriminal uzmanların yardımına ihtiyaçları vardı. Olay yerindeki delillerin azlığı nedeniyle polis memurlarının suçla ilgili birçok sorusu yanıtsız kaldı. Hayatını kaybeden kişinin kim olduğunu, ölümünün nasıl ve neden gerçekleştiğini anlayamadılar. Bulunan cansız bedeni tıbbi muayeneye gönderdiler ve olay yerine gelen dedektifler Bill West ve Brian Brooks bu suçun tanıklarını aramaya başladı. Dedektifler ilk olarak 911'i arayıp olayı bildiren adamla konuştu. Bu adamdan Briarbrook Caddesi'nde cansız bir ceset bulan ilk kişinin olmadığını öğrendiler. Cesedi bulduğunda içinde bir grup kızla birlikte siyah bir Grand Cherokee SUV'nin suç mahallinin yakınına park edildiğini söyledi. Jeep'teki kızlardan ondan 911'i aramasını istedi.
dedektifler jipteki kızlarla görüştü. Bu kızlara göre o akşam arabayla alışveriş merkezine gidiyorlardı. Ancak yol boyunca yanlış yöne dönüp Briarbrook Caddesi'ne çıkmışlardı ve orada cansız bir bedenle karşılaşmışlardı. Dedektifler, kızların cansız bedeni bulduklarında neden hemen 911'i aramadıklarını sorduklarında ise aramayı denediklerini ancak kimsenin cevap vermediğini söylediler. Polise göre bu çok tuhaf bir yanıttı. Çünkü 911 hizmeti çağrılara her zaman cevap vermekle yükümlüdür. Kızların davranışları dedektiflere çok tuhaf geldi. Cansız bedendeki hasarın niteliği göz önüne alındığında dedektifler ölen kişiye bir arabanın çarpmış olabileceğine inanıyordu. Bu nedenle soruşturmanın bu noktasındaki jipteki kızlar oldukça şüpheliydi. Bu varsayımlara dayanarak dedektifler jipe adli muayene için el koydu. Fakat arabada bulunan kız grubu bu süre içerisinde geçici olarak serbest bırakıldı. Potansiyel tanık arayışını sürdüren dedektifler, suçun işlendiği bölgede yaşayan Carol Ryan adında yerel bir kadın buldu. Carol'a göre kendisi o akşam arabasıyla eve dönüyordu ve Briarbrook Caddesi boyunca ilerliyordu. Saat 20.53'te olay yerinin önünden geçti. Ancak o sırada cansız beden henüz orada değildi. Dedektifler, 911 çağrısının zamanlamasına dayanarak cansız cesedin Briarbrook Caddesi'nde 20.53 ile 21.30 arasında yani 37 dakikalık bir süre içerisinde ortaya çıktığı sonucuna vardı. Suçun önemli tanıklarını aramaya devam eden dedektifler, olay yerinden pek de uzakta olmayan iki genci bulmayı başardı. Bu gençlerin anlattıklarına göre o akşam evlerinin yakınında arabalarını tamir ederken akşam saat 21.00 sıralarında büyük bir çarpma sesi duymuşlardı. O an arabanın motorunu asfalta düşürdüklerini sanmışlardı. Yani ortaya çıkan ses oldukça kuvvetliydi ama öyle olmamıştı. Gençlere göre bu ses ya bir silah sesine ya da iki nesnenin birbirine güçlü bir şekilde çarpmasına benziyordu. Ayrıca sesten 10 dakika sonra beyaz bir Audi marka otomobilin olay yerinden uzaklaştığını gördüklerini söylediler. Tanık ifadelerini desteklemek için dijital kanıt ararken dedektifler yerel bir sakinin evindeki güvenlik kamerasını buldu. Bu güvenlik kamerası Briarbrook Caddesi'nin yolunun bir kısmını çekiyordu. Güvenlik kamerasındaki görüntüleri kontrol ettikten sonra dedektifler Grand Cherokee Jeep'in bu süre zarfında gerçekten de bu caddede ilerlediğini gördüler. Ancak dedektifler Jeep'teki kızların tanık ifadelerinde dedektiflere söylemedikleri bir detayı daha keşfettiler. Kamera görüntülerine göre o akşam Briarbrook Caddesi'nde sadece bir SUV değil aynı zamanda beyaz bir Audi de gidiyordu. Sorgulama sırasında Jeep'teki kızlar Audi'den hiç bahsetmemişlerdi ve bu da onların kesinlikle polisten bir şeyler sakladıklarını kanıtlar nitelikteydi. Bu soruşturma sırasında bir kriminolog el konulan jipi incelemişti ve tüyler ürpertici ayrıntıları keşfetmesi uzun sürmedi. Adli tıp raporuna göre jipin alt kısmında ve tekerlek yuvasında kan ve küçük insan eti parçaları bulundu. Bu keşif dedektifleri hemen uyardı ve iki varsayımda bulundular. Ya ölen kişiye bir araba çarpmıştı ya da asfalt üzerinde yatan cansız bir bedenin kanı ve et parçaları olay yeri üzerinden geçerken arabanın alt kısmına bulaşmıştı. Dedektiflerin teorilerinin her iki versiyonunu da detaylandıran suç uzmanı ele geçirilen jipte herhangi bir darbe izine rastlanmadığını söyledi ve bu nedenle dedektiflerin aracın ölen adama çarptığı yönündeki teorisini reddetti. Ertesi gün olayı araştıran dedektif Bill West, el konulan jipin sahibi olan kızı sorgulamak üzere polis karakoluna çağırdı. Bill West, bu kızdan kendisinin ve arkadaşlarının önceki akşam hakkında ne sakladığını öğrenmek ve sorgulama sırasında kızların bahsetmediği beyaz Audi hakkındaki gerçeği öğrenmek istiyordu. Jipin sahibi kız sorgulamaya geldiğinde bu suçun medyada aktif olarak tartışılıyor olmasından korktu ve önceki akşam hakkında sessiz kaldığı her şeyi derhal dedektife anlatmaya karar verdi. Ona göre beyaz Audi'nin sahibi arkadaşıydı. Başka bir arkadaşıyla birlikte yasa dışı madde içebilecekleri güvenli bir yer arıyorlardı. Briarbrook Caddesi'nde çıkışı olmayan bir yer seçmişlerdi. Çünkü orası her zaman sessiz ve ıssızdı. Ayrıca polisler de bu bölgeden nadiren geçiyordu. Audi'yi kullanan kızlar bu yere giderken yolda cansız bir beden buldular. Beyaz Audi'de oturan kızlardan biri arkadaşlarını aradı ve ölen adamı görmek isteyip istemediklerini sordu. Bu çağrının ardından bildiğimiz gibi siyah bir Grand Cherokee SUV ile olay yerine geldiler. Dedektif polis geldiğinde beyaz Audi'nin neden olay yerinden ayrıldığını sorduğunda ise kız Audi'nin sahibi olan arkadaşının oradan bilerek ayrıldığını söyledi. Polisin arabasını aramasından ve o akşam yanına aldığı yasa dışı maddeleri bulmasından korkuyordu. Üstelik arabasının sigortası da yoktu. Bu yüzden Audi'nin sahibi polis gelmeden olay mahallini hemen terk etmeye karar vermişti. Grand Cherokee Jeep'in sahibi olan kızın sorgusu sonunda dedektif Bill West ondan bu beyaz Audi'nin bulunabileceği adresi öğrendi. Belirtilen adrese gelen ve beyaz Audi'yi bulan dedektif aracı delil bulmak için inceledi ve bu arabanın tekerlek davlumbazında kan izleri keşfetti. Bu delil Audi'ye el konulması için yeterliydi. O sırada polis Audi'yi polis karakoluna incelenmesi için çekerken bu arabanın sahibi
sahibi olan kız onlarla telefonla iletişime geçti. Dedektifler şahsın hemen karakola gelmesini istediler. Karakoldaki sorgulama sırasında Audi'nin sahibi, dedektife önceki akşam Grand Cherokee Jeep'in sahibi olan arkadaşının dedektiflere anlattığı cansız bir cesedin bulunmasıyla ilgili hikayenin tamamen aynısını anlattı. Audi'yi inceleyen bir adli tıp uzmanı, Jeep'teki gibi bu arabanın da çarpışmadan dolayı herhangi bir darbe izinin olmadığını doğruladı. Mevcut tüm kanıtları ve tanık ifadelerini toplayan dedektifler, tüm şüpheli gerçeklere rağmen beyaz Audi ve siyah Jeep'in içindeki kız grubunun suça karışmadığı sonucuna vardı. Polis, el konulan arabaları kızlara iade ederek serbest bıraktı. Olayı araştıran dedektifler, bu suçun alışılmışın dışında bir vaka olduğunu, yaşananlarla ilgili farklı teoriler geliştirilmesi gerektiğini anlamaya başlamıştı. Ayrıca ölen kişinin cansız bedeninde meydana gelen yaralanmaların niteliği o kadar karmaşık ve çeşitliydi ki, olay sıradan bir trafik kazası olarak değerlendirilmiyordu. Soruşturma sırasında otopsi sonuçları geldi. Buna göre adli tıp doktoru ölen kişinin kesin ölüm nedenini belirleyemedi. Yapılan otopside ölen şahsın cansız bedeninde herhangi bir ateşli silah izine rastlanmadığı ancak kemiklerinin tamamına yakınının kırıldığı, vücudunun bazı yerlerinde ciddi yanıklar olduğu belirtildi. Ayrıca otopsi, ölen kişinin cansız bedeninin çok düşük sıcaklara maruz kaldığını da gösterdi. Adli tıp raporunu inceledikten sonra dedektifler, şahsın ölümünün ne kadar acımasız olduğunu görünce kendileri de şok oldular. Adli tıpın otopsi sırasında tespit ettiği diğer bir tuhaflık da, ölen adamın cansız bedeninde motor yağına benzer bir sıvının izlerine rastlanmasıydı. Ne tıp uzmanları ne de dedektifler, keşfedilen tüm gerçekleri ve kanıtları doğru bir şekilde birbiriyle bağlayamadı. Dedektifler yanıt ararken önemli ipuçlarına dikkat etmeye çalıştılar ve dedektif Brian Brooks tuhaf bir ayrıntıyı fark etti. Bulunan cansız bedenin ayakkabısı yoktu. Ancak ölen kişinin ayakları tamamen temizdi. Toprak, küçük taş kalıntıları veya kuma benzeyen şeylerden eser yoktu. Bu gerçek göz önüne alındığında dedektifler için en büyük soru bu cansız bedenin Briar Brook Caddesi'nde bu yerde nasıl ve neden ortaya çıktığıydı. Dedektifler için başka zor görev ise ölen adamın kimliğini belirlemekti. Görsel inceleme sırasında bunu yapmak imkansızdı. Çünkü hayatını kaybeden adamın neredeyse bir yüzü bile kalmamıştı ve kafası birkaç parçaya ayrılmıştı. Ölen kişinin parmak izlerinin alınması da polis veri tabanında kayıtlı olmadığı için sonuç vermedi. Neyse ki bu soruşturmadaki tüm bu sayısız ve umutsuz ipuçları arasında dedektifler çok önemli bir ipucu buldu. Adli tıp uzmanı şahsın kot pantolonunun cebinde okul spor salonu kartına benzeyen küçük bir kağıt parçası buldu. Bu kağıtta 19 Ekim 2010 tarihi yazıyordu ve tarihin üzerinde de bir isim yazıyordu. Ancak el yazısının karmaşıklığından dolayı bu ismin okunması neredeyse imkansızdı. Bölge sakinlerinden birinin bulunan okul kartını tanıyacağını ümit eden dedektifler, kartın fotoğrafını çekip yerel medyaya dağıttı. Fakat bu da herhangi bir sonuç getirmedi. Soruşturmanın bu aşamasında güzel bir haber ortaya çıktı. Adli tıp uzmanları, olay yerinde bulunan düzinelerce plastik kalıntının arasından plastik kartı birleştirmeyi başardı. Bu kartın, Charlotte, Kuzey Carolina'da bulunan Double Tree Hotel'in kart viziti olduğu ortaya çıktı. Cansız bedenin bulunduğu Milton şehri ile Charlotte şehri arasında 1300 kilometrelik mesafe bulunması bu vakanın soruşturulmasını iyice karıştırdı. Hayatını kaybeden gencin Charlotte şehri ile bir bağlantısı olduğunu düşünen dedektifler, bulunan okul kartının fotoğrafını bu şehrin medyasına dağıtmaya karar verdi ve bunun doğru bir karar olduğunu kısa sürede anladılar. 19 Kasım'da, yani cansız bedenin bulunmasından 4 gün sonra Anthony Tisdale adında bir adam dedektiflerle temasa geçti. Dedektiflere, bulunan okul kimlik kartının yakın zamanda kaybolan oğlu Delvanto Tisdale'e ait olduğuna inandığını söyledi. Dedektifler hemen okul kimlik kartındaki yazıyı karşılaştırdılar ve kağıtta yazan ismin gerçekten de Delvanto Tisdale ismine benzediğini fark ettiler. Dedektifler, Delvanto Tisdale isimli bir adam hakkında dosya derledi ve olay sırasında Delvante'nin 16 yaşında olduğunu öğrendi. Tisdale ailesinden 7 çocuğundan biriydi ve 5 erkek ve 1 kız kardeşi vardı. Tisdale çifti, Bay Anthony ve Bayan Jeanette artık birlikte yaşamıyordu. Çünkü Anthony, Delvante 7 yaşındayken aileden ayrılmıştı. Delvante uzun bir süre annesiyle birlikte Baltimore'da yaşadı. Ancak 2008'de baba Anthony çocuklarıyla yeniden iletişim kurmak istedi. Anne Jeanette ise bu habere sevinmişti. Ama baba Anthony, karısıyla tekrar bir araya gelmeyi planlamıyordu. Sadece çocuklarını ondan ayrı büyütmek istiyordu. Karı koca arasındaki anlaşmazlıklar, mahkemenin çocukların velayetini aralarında paylaştırmasına yol açtı. Sonuç olarak 4 çocuk anneleri Jeanette ile birlikte Baltimore'da kaldı. Ve diğer 3 çocuk ise Dayquan, Delvante ve kız kardeşi Chatwan'la Charlotte'daki babalarının yanına taşındı. Yeni bir şehre taşınmak onlar için kolay olmadı. Ama birbirlerine moral olarak destek oldular. Delvante, Charlotte'a taşındıktan sonra eğitimine yerel bir lisede devam etti. Düzenli eğitimine ek olarak ROTC programına katıldı. Çünkü her zaman orduya katılmayı hayal ediyordu.
Programı yöneten binbaşı Mark Miller, Delvante'yi çok olumlu, nazik, akıllı ve atletik bir öğrenci olarak tanımlamıştı. Tisdale ailesinin pek çok arkadaşı ve tanıdığı da Delvante hakkında aynı görüşü paylaşıyordu. Delvante hakkında hayatındaki önemli anları detaylandıran bir dosya alan dedektifler, herhangi birinin bu genç adama zarar verilebileceği fikrine bile üzülmüşlerdi. Ayrıca Delvante'nin cansız bedeninin nasıl evinden 1000 kilometreden fazla bir mesafede bulunması ise belirsizliğini koruyordu. Dedektiflere göre olay yerinde bulunan okul kartı, bulunan cansız bedenin bu gence ait olduğunu kesin olarak kanıtlayamamıştı. Cesedin kimliğinin belirlenmesi gerekiyordu. Ancak ölen gencin başı ve yüzü ağır hasar gördüğü için ve ailesi onu tanıyamayacağı için bu imkansızdı. Bu sorunu çözmek için dedektifler ölen genç adamın parmak izlerini ve Delvante Teasdale'in odasındaki eşyalarından parmak izlerini karşılaştırmak için analiz aldı. Yapılan inceleme sonucunda bu izlerin eşleştiği ve bulunan cansız bedenin kesinlikle kayıp genç Delvante'ye ait olduğu belirlendi. Ölen gencin kimliği doğru bir şekilde belirlendikten sonra dedektiflerin onun ölümünün nasıl ve neden gerçekleştiğini bulmaları gerekiyordu. Standart soruşturma uygulamasına göre dedektiflerin Delvante'nin ölümüne yol açan olayların sırasını kronolojik olarak belirlemesi gerekiyordu. Teasdale ailesini sorguladıktan sonra Delvante'nin 14 Kasım akşamı babası erkek ve kız kardeşleriyle akşam yemeği yediğini öğrendiler. Akşam yemeğinin ardından 3 çocuk da yatmaya hazırlanmak için ortak yatak odalarına gittiler. Kız kardeşi Shatvanna'ya göre kardeşi Delvante'yi en son saat 23.00'da odada uyurken görmüştü. Gece yarısı Dequan kardeşi sessiz bir gürültüden dolayı uyandı ve Delvante'nin giyinip çantasını yanına alarak evden ayrılmaya hazırlandığını gördü. Dequan'la vedalaşan Delvante yakında görüşürüz diyerek sözlerinin ardından odadan ayrıldı. Dequan ise şaşırmadı ve kardeşine daha fazla soru sormadı. Çünkü Delvante'nin babasından gizlice kız arkadaşıyla buluşmak için geceleri sık sık evden ayrılmasına alışmıştı. Ne yazık ki bu sefer kardeşi Dequan varsayımlarında yanılmıştı. Çünkü ertesi gün yani 15 Kasım sabahı Delvante eve hiç dönmedi. Oğlunun evde olmadığını fark eden baba Anthony aynı gün polise oğlunun kaybolmasıyla ilgili bir ifade yazdı. O akşam Delvante'nin cansız bedeni 911 çağrısı sayesinde Milton'da bulundu. Kayıp gencin neden evinden bu kadar uzakta olduğunu anlamaya çalışan dedektifler, Teasdale ailesiyle detaylı bir görüşme yaptı. Sorgulamalar sırasında Delvante'nin 14 Kasım akşamı kaybolmadan önce babasıyla tartıştığı öğrenildi. Tartışmaların nedeni ise baba Anthony'nin Delvante'nin okul partisine gitmesine izin vermemesiydi. Kız kardeşi Shatvanna'ya göre Delvante babasıyla yaşadığı tartışma nedeniyle çok üzgündü ve hatta o dönemde Baltimore'da yaşayan annesinin evinin telefon numarasını ve yeni adresini bile kardeşinden istiyordu. Babasıyla yaşadığı tartışma Delvante'nin evden ayrılışını açıklıyordu. Ancak gencin neden evden bu kadar uzakta ölü olarak bulunduğunu açıklamıyordu. Delvante'nin kardeşine annesinin adresini sorduğu göz önüne alındığında dedektifler onun kaybolduğu gece Baltimore'daki evine gitmeye çalıştığını ve yolda başına bir şeyler geldiğini varsaydılar. Garip olan ise Delvante'nin cansız bedeninin babasının evinden 1300 kilometre, annesinin evinden ise 680 kilometre uzakta bulunmasıydı. Delvante ehliyeti, arabası ve hatta parası olmayan 16 yaşında bir gençti. Bu yüzden Milton şehrine kadar uzun mesafe kat etmesi onun için çok zor olacaktı. Bu tuhaf gerçeğe bir açıklama bulmaya çalışan dedektifler Charlotte şehrinden Delvante'yi evinden ayrıldığı gece görmüş olabilecek tanıklar aradılar. Bu arama sonucunda yerel bir adam buldular. Bu bölge sakini Delvante'yi 15 Kasım günü sabah yaklaşık 08.30'da 85 numaralı otoyolda yürürken görmüştü. Gencin cansız bedeninin o gün saat 21 sıralarında bulunduğuna göre Charlotte'dan Milton'a kadar olan 1300 kilometrelik mesafeyi 12.5 saatte kat ettiği anlamına geliyordu. Bu mesafeyi ne arabayla ne de trenle kat etmek mümkün değildi. Ancak hava yoluyla mümkündü. Baba Anthony dedektiflere Delvante'nin 2 dolardan başka harçlığı olmadığını ve uçak bileti olmayacağını dedektiflere söyledi. Ayrıca Delvante'nin Charlotte Douglas Uluslararası Havaalanı'na ulaşmak için Charlotte şehir merkezinden 11 kilometre uzakta olması gerekecekti. 15 Kasım sabahı Delvante'yi gören bir tanığın ifadesine göre Delvante 85 numaralı otoyolda yürüdü ve bu yol Charlotte Douglas Havaalanı'na doğru gidiyordu. Delvante havaalanına yürüyüp bir şekilde uçağa binebilmiş olsa bile bu onun nasıl Milton'a gittiğini açıklamıyordu. Bu şehirde havaalanı yoktu. Milton'a en yakın havaalanı 15 kilometre uzaklıktaki Boston şehrindeydi. Dedektifler uçakların Boston Havalimanı'na nasıl indiğini kontrol etmeye karar verdi ve bu havalimanındaki uçuşların iniş pistinin tek sıra halinde dizildiğini fark etti. Bu çizgiyi harita üzerinde görsel olarak uzatan dedektif, bu çizginin yerdeki cansız bedenin bulunduğu Briarbrook Caddesi'nden geçtiğini gördü. Bu gerçeği keşfeden dedektiflerden biri şakayla karışık bir şekilde Delvante gökten düşmüş gibiydi dedi. O anda dedektiflerin aklına bir fikir geldi ve bir adli tıp uzmanına danışmaya karar verdiler. Adli tıp ile görüştükten sonra Delvante'nin cansız vücudunda meydana gelen yaralanmaların çok yüksek düşme
sonucu oluşan yaralanmalara çok benzediğini belirlediler. İlk otopsi sırasında olayla ilgili böyle bir teoriyi dikkate almak uzmanın aklına bile gelmemişti. Hayatını kaybeden gencin başına ne geldiğine dair elinde bir ipucu olmayan dedektifler, Delvonte'nin bilet almadan uçağa yasa dışı bir şekilde binmiş ve uçuş sırasında düşmüş olabileceği teorisine odaklandılar. Amerika'da 90'lı yılların başından bu yana mültecilerin veya başı kanunla dertte olan kişilerin fark edilmeden uçağın iniş takımlarına gizlice girdiği birçok vaka kaydedilmişti. Dedektifler, Delvonte'nin de aynısını yaptığı fikrini destekleyebilecek kanıtlar aramaya başladı. 15 Kasım uçak programını inceleyerek yeni teoriye mantıksal olarak en uygun uçuşu bulmaya çalıştılar. Charlotte'dan Boston'a giden ve doğrudan Briarbrook Caddesi üzerinden uçan 1175 sefer sayılı uçuşu buldular. Ek olarak 1175 sefer sayılı uçağın Boston'a 15 Kasım saat 20.15'te varması planlanmıştı. Ancak uçuş o gün rötar yapmıştı ve uçak 21.03'te Boston'a indi. Bu bilgiye dayanarak dedektifler 1575 sefer sayılı uçağın Milton üzerinden o gün yaklaşık 20.55'te uçtuğu sonucuna vardı. Bu saat tam olarak Delvonte'nin cansız bedeninin Briarbrook yolunda görüldüğü zamana denk geliyordu. Bu uçuştaki uçağın iniş takımlarını açması ve inişe hazırlanması tam da bu süre zarfında olmuş olmalıydı. Ayrıca 15 Kasım akşamı bölgede araba tamiri yapan iki bölge sakini akşam saat 21.00 sıralarında iki cismin çarpışmasına benzer çok yüksek bir ses duyduklarını söyledi. Delvonte'nin uçağın iniş takımlarına gizlice girerek uçağa gizlice bindiğine inanan dedektifler, onun aslında iniş takımları inişten önce açıldığı sırada Briarbrook Caddesi'nde gökten düşmüş olabileceği sonucuna vardı. Delvonte'nin uçaktan düştüğüne dair inanılmaz teori giderek daha fazla gerçekliğe kavuşuyordu. Ancak henüz bu teoriyi destekleyecek fiziksel bir kanıt yoktu. Kardeşi Dave Quine'a göre Delvonte, babasının evinden kaçtığı gece mavi kot pantolon, kırmızı tişört, gri sweatshirt, haki kemer ve Nike spor ayakkabı giyiyordu. Ancak bulunan cansız bedenin üzerinde sadece mavi renkli kot pantolon vardı. Dedektifler, uçak indiğinde önce Delvonte'nin kıyafetlerinin iniş takımı bölmesinden düştüğünü, ardından gencin kendisinin oradan düştüğünü öne sürdü. Dedektiflerin teorisine göre 1175 sefer sayılı uçağın inişten önceki rotası Milton'ın eteklerindeki Blue Hill ormanının üzerinden geçiyordu. Bu da Delvonte'nin kıyafetlerinin muhtemelen ormana düşebileceği anlamına geliyordu. Bu varsayımın da çok doğru olduğu ortaya çıktı. Bir arama ekibiyle birlikte Blue Hill ormanında arama yapan dedektifler, Delvonte'nin spor ayakkabılarını ve tişörtünü buldu. Adli tıp analizine göre bulunan tişörtün üzerinde uçak yağı izleri vardı ve olay yerinde bulunan sıvı örnekleriyle eşleşiyordu. Bulunan şaşırtıcı kanıtlara rağmen yeni teori için hala yeterli kanıt yoktu. Dedektifler, kriminal uzmanlarla birlikte 1175 sefer sayılı uçağı incelemeye gitti. Uçağın iniş takımı bölgesinde yapılan inceleme, Delvonte'nin fiziksel olarak buraya tırmanma yeteneğine sahip olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca adli tıp uzmanları uçağın iniş takımı bölmesi içindeki yüzeylerden alınan parmak izi örneklerinin Delvonte'nin parmak izleriyle eşleştiğini belirledi. Bu gerçek, Delvonte'nin kesinlikle bu uçağın iniş takımı bölümünde olduğunu kanıtlamıştı. Dedektiflerin soruşturmada geriye son bir önemli sorusu kalmıştı. Bu genç nasıl olup da kimseye fark etmeden uçağın iniş takımı bölümüne girmeyi başarmıştı? Dedektifler, havaalanı alanını inceledikten sonra uçak park alanının yanındaki tel örgüde bir delik buldu. Delvonte, fiziksel olarak bu delikten kolayca geçebilirdi. Ama neden kimse onu fark etmemişti? Dedektifler, havaalanının kamera güvenlik sisteminin çok zayıf olduğunu ve pistte çalışan tek bir güvenlik kamerasının bulunmadığını fark etti. Üstelik bu havaalanındaki güvenlik servisinin sadece 42 çalışanı olduğunu tespit ettiler. 2010 yılı istatistiklerine göre, Charlotte Douglas Havalimanı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 20 havalimanı arasında en küçük havacılık güvenlik gücüne sahip olan havalimanıydı. Tüm bu faktörler, Delvonte'nin çok fazla zorluk çekmeden bu havaalanının iniş pisti bölgesine yasa dışı bir şekilde girebilmesine ve fark edilmeden 1175 uçuşunun iniş takımı bölmesine tırmanabilmesine yol açmıştı. Ölen gencin neden bu kadar tehlikeli bir davranışta bulunmaya karar verdiyse bilinmiyor. Dedektifler, Delvonte'nin babasıyla yaşadığı tartışmanın onun duygularını derinden incittiği sonucuna vardı. Bu yaştaki birçok genç gibi Delvonte de dürtüsel bir harekette bulunmaya karar verdi ve ne olursa olsun evine, annesinin yanına dönmek istemişti. Soruşturmanın bir diğer önemli gerçeği de dedektiflere göre Delvonte'nin uçağın uçuşunu karıştırdığıydı. Delvonte büyük olasılıkla bu uçağın annesinin yaşadığı Baltimore'a uçacağını düşünüyordu. O gün Charlotte'dan Boston'a giden 1175 sefer sayılı uçağın gecikmesi nedeniyle uçağın kalkışı Delvonte'nin
Bramante'nin Baltimore'a kalkışıyla aynı zamana denk gelmişti. Uçağın iniş takımları bölümüne tırmanma kararı çok tehlikeliydi ve hızla ölümüne sebep olmuştu. Adli tıp uzmanlarına göre Delvante düşmeden önce iniş takımı bölmesindeyken hayatını kaybetmişti. Ve bunun birçok sebebi de olabilirdi. Öncelikle tekerlek katlama mekanizması tarafından kendisi ezilmiş olabilirdi. İkincisi ise kalkış sırasında uçağın tekerleklerinin ısınmasından dolayı vücudunda oluşan yanıklardan dolayı da hayatını kaybetmiş olabilirdi. Üçüncüsü ise uçuş sırasında uçağın dışındaki hava sıcaklığı -50 dereceye kadar ulaşıyordu. Ve iniş takımı bölmesi insanları taşımak için tasarlanmadığından dolayı Delvante donma ve hipotermiden dolayı çoktan hayatını kaybetmişti. Her halükarda Delvante Teasdale iniş takımı bölmesinde düşüşünden önce hayatını çoktan kaybetmişti. Ve iniş takımı açıldığında ise cansız bedeni Briarbrook Caddesi'ne düştü. Dedektiflerin vakayı soruşturmadaki ısrarı sayesinde Teasdale ailesi Delvante'nin ölümüyle ilgili acı gerçeği maalesef bu şekilde öğrendi. Bu tarz videoların devamı için ve bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.